Herkese selam dostlar. Korola İzland'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden 28'e Yeni yıl ziyafeti var bugün. Eğlence var. Bilmiyorum kuş festivalini falan geçirdik zaten. Biliyorsunuz ki en son 24'ünde ya da 25'inde bırakmış olmam lazım zaten bir önceki videoda. O arada 2 gün ya da 3 gün tam emin değilim. 2 günde olabilir. Bu süreçte işte sadece para kastım mümkün olduğunca. E, farm yapıp. 27.000 altınımız oldu. Tabii ki ilkbahara hazırlık olarak değerlendirebiliriz. Şu turşuları da alayım. Direkt unutmadan hepsini bir satışa koyayım. Normal şartlar altında ha Bir de hediye verdiğimiz daha doğrusu doğum gününü kutladığımız için süklen bir tarif verdi. İlk defa bir e, doğum günü kutlamamızın sonrasında bize mesajla bir tarif öğrettiler. İyi oldu, güzel, tamam, kabulüs. <laughs> ne diyebilirim ki? Şimdi şurada bir şey kontrol edeceğim. Tamam, bu böyle. Ok. Ha. Bak, bunlar birbirine girmiş. Aynen. Bunu bir düzeltelim. Şimdi bu şöyle bir şey var. Yeni bir mevsime gireceğimizden dolayı. Aynen böyle olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Buraları da bir sulasın. Normal şartlar altında aşağıya kadar çektik zaten hazırlığımızı yaptık. Çok büyük bir alana çok büyük bir sistem düşünüyorum. Ondan dolayı şuralara da bir e, gerekli sulama sistemlerini ayarlayalım, hazır elimizde olsun. Yaklaşık, burada yos, altın yosunumuza dikkat ederseniz ne kadar e, farm yaptığımı az, az çok anlarsınız. E, bundan yaklaşık bir şimdilik üç tane yapalım, bir bakalım ne kadar lazım olacak, ne kadar lazım olmayacak, ona göre yaparız ya da e, fazlasını. Satılabiliriz. Yok. Yetmedi. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha yapsam daha iyi olur. Şimdilik bu sıraya kadar yaptım. Ee, buraları bitirdikten sonra ilk bar geldiğinde eğer yetmezse burası aşağıya doğru devam edeceğiz. Yani genel olarak şöyle bir tarla görüntüsünü göstereyim. Yani şuraya kadar şöyle bu geniş bir alanda e, bir şeyler ekmeyi düşünüyorum ilk barda. O yüzden 27 bin altının hepsini nereden bakarsanız bakın tarlaya gömeceğim. Geri dönüşü bana çünkü iki katı üç katı olacak. Ki bir dairiyetten e, içeceğe dönüştürebilecek materyaller çıkarsa bilmiyorum şimdi ilk barda ilk defa içeceğe dönüştürmek için deneyimleyeceğiz. Bakacağız neler içeceği dönüştürülebilir. Onları da göreceğiz. E, eğer varsa içeceği dönüştürülüp öyle satacağız ve çok çok fazla karımız olacak. Bütün parayı direkt dediğim gibi tohumlara basmayı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde biz de zaten e, yani yaz ilk bahar boyunca gölde balık tutacağız. Ne bileyim denize dalacağız bir şeyler toplamaya çalışacağız. Turşular yine iyi para getiriyor. Birçok oradaki gelirimizin birçoğunu turşulardan sağladım zaten. Bir kısmını da balık tutarak sağladım. Zaten balıkçılığımızı yani az çok şöyle göstereyim onları da. Ee, tarımda 7, çiftçilikte 5, toplamada 6, madencilikte 10 on olduk. Onun dışında dalışta 8, avcılıkta 4, balıkçılıkta 5 olduk. 5 bu arada yani çok balık tuttuğum halde nasıl böyle diye sorabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ilk sezon yani ilkbahar, yaz, sonbahar kışın ortalarına kadar nereden bakarsanız bakın pek fazla balık tutmadım. Verimli bir balık tutmadım. Ama şimdi kış sezonunda e, uzun bir bölüm çekmemiştim zaten. Yani kışın başında çekmiştim daha doğrusu. Yaklaşık oyun içi düşünecek olursak e, 10-15 günlük bir serüveni ben e, o süre zarfında full balıkçılık yaptım neredeyse. Zaten bir günde hani hızlandırsanız bile yarım saatlik bir gün dönümü var. Şehir sıralamasında DDD D, D. sonuncusu F. Burası zaten biliyorsunuz ki haritada e, Doğa Müzesi olarak adlandırdığım yer. Burada bizden talep ettiği eşyalar. Onun dışında bunlar olmuş. Bunlardan birer tane alalım. Bilgisayarı normalde çözmek istiyordum. Yani almak istiyordum, yapmak istiyordum. Benim için daha kolay olacak diye. Ama şu anda askıya aldım onu. Madem son günlerdeyiz. Bu son günlerimizi iyi değerlendirelim. Şuradan bir 7 tane alsam yeterli olduğunu düşünüyorum. Ha, bir de şey şunlar. Aynı. Sizlere de aldık. Şimdi tavuğumuza, ineğimize, koyunumuza bakalım. Onların yumurtalarını, yünlerini, sütlerini alalım. Yarından itibaren zaten şu ısıtıcıyı da kaldıracağım. Artık gerek kalmayacak. Kış sezonunda normal şartlar altında tohumlar var. Araştırdım, öğrendim, buldum. Ee, ama şu şartlar gerekiyormuş. Ee, bu arada diğer yumurta nerede? Şunun altında falan olabilir mi diye bakıyorum da. Hareket etmesini bekliyorum bir yandan. Ee, bizim sıralamamız D olduğundan dolayı C'ye yükselmemiz. Heh. C'ye yükselmemiz gerekiyor. C'ye yükseldiğimiz takdirde kış ayındaki işte e, çay yaprağı ve e, kardelen ekebiliyormuşuz. Onun haricinde başka bir şeyler aç, açılıyor mu açılmıyor mu bilmiyorum. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada yanlış aldım sütü değil mi? Evet bunu direkt süt olarak aldım. Neyse bunları bir sevelim. İneklerimizi sadece sağmaya geliriz. Hazır buraya kadar gelmişken sevip öyle gidelim. Tamam koyunların yünü daha olmamış. Koyunların yünü olmadığı için makası falan da bırakabilirim. Hatta bütün materyalleri bırakayım ki üstüm mümkün olduğunca boş kalsın. Şunu bırakacağız şunu alacağız. Aynen. Ee, sütü de şurada bir peynire çevirtelim. 3 tane alabiliyormuş. Tamam. Ha orada samanı da geliştirmek istiyorum kalitesini. Samanın kalitesini geliştirdiğim takdirde Daha Pardon yine sevdik. Daha verimli e, sütler, daha verimli e, Yünler, daha verimli yumurtalar Alabiliriz. Bu bize nasıl geri dönüş sağlar? Tabii ki daha fazla para Kazanarak Sağlar. Ondan dolayı samanların Eee değerini arttırmayı düşünüyorum. Bakalım. Şunları koyalım yerine. Hatta şunu şöyle koyalım. Kovasını böyle koyalım. Tamam. Bunları böyle satmayacağım. İşleyip de satmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında e, 14 tane burada yumurtamız varmış. Bundan 6 tane alalım. Bunları mayonez yapalım. Mayonezler gerçekten iyi para veriyor. Şimdi bunu koymuyorum. Evet. Maalesef. Kötü. Bir de şöyle bir şey var. Bunu çok atlıyorum. Atladığım için zaten ben bütün materyalleri fazla fazla koyuyorum. E, kompost yapmam lazım. Bunları bazı günler unuttum. O yüzden kompost konusunda biraz geri kalmış olabilirim. Bu da bizim gübrelememizi etkileyebilir. Gübrede biliyorsunuz verimi fazla oluyor. E, yani çoğaltılmasına yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama en azından daha kaliteli çıktığına eminiz ürünlerimizin. Daha kaliteli çıkmasına yardımcı olan bir materyal kendisi. 552 kompostumuz var şu anda görünürde. Kompost dışında ne istiyordu o ya? Bir dakika. Üretimden bir bakalım mı ona? Ona göre olmadı onu temin edelim. Sap istiyormuş. Yani 317 tane sap. Hmm. Yani... Onun bir üst versiyonu vardı. O nasıl? Ha şu. o, Bu baya baya gümüş yosun. Gümüş yosun aslında kasabiliriz. Ben bunun farmını yapabilirim. Daha kaliteli üretme şansı veriyor. Ee, bundan daha üst modeli yok değil mi? Yok daha açılmamış. Büyüme oranını arttırıyormuş bu da aynı şekilde. Denizden çıkabilecek her şey gidiyor. Bunları ben e, bu denizden çıkabilecek her şey. 372 mi? Bu kadar fazla var mı ya? Aa Nerede var acaba? Neye göre kime göre yapıyor bunu? İlginç. Sıkıntı yok. Gümüş yosunu kasarız. Daha kaliteli gübre alabilmek için. Onun haricinde. Başka ne yapmamız gerekiyor? Mantarları zaten mantar kütüğü yaptık. Orada köşede duruyor. Bakalım e, bu birkaç günden beri hiçbir türlü bir gelişme yok. O tarafta belki ilk barda, ilk girdiğimizden itibaren bir şeyler değişir orada gelişmeye başlar. Ya da bir mantar mı bulmam lazım oraya koymam lazım onu da bilmiyorum hoş. Eğer birazcık daha bekleriz orada eğer bir şeyler vermezse bir yerden mantar bulup oraya koymaya çalışırız öyle deneyimleriz. Çoğaltıcı olabilir farklı bir çoğaltıcı ürünü. Neyse şimdi burası bu kadar. Bu ürünleri bir teslim edelim şuraya. Şunu verelim, e, fena bir kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Fena olmayan bir kazanç daha doğrusu. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün normal şartlar altında ben farm yapıp sorunu halledecektim ama Madem böyle bir e, bugün özel bir gün yılbaşı olduğundan dolayı dedim ki çekeyim videoyu ve siz de görün hem ilk bara girişimizde beraber olsun belki farklı bir şeyler olur burada mıydı yok burada değilmiş burada mıydı aynen buradaymış seni verelim sen daha e, meyve suyu yapamıyoruz şu anlık tereyağı da yapamıyoruz bunları ilerleyen zamanlarda materyalleri elbet çıkacaktır ağır hayvanlarında ha, sen yün verebiliriz de süt de verebiliriz. Şu birazcık problemmiş. Bir de keçi sütü. Keçi, keçiler 8500 bu arada tanesi. Onları daha aşamadık. İlk temel kaynaklar ve ilk barları tamamlamışız. Yazı tamamlayamadık. Son barı tamamlayamadık maalesef ki e, ee, ile orkide vardı da pirincimiz yoktu. Sonbaharda zaten inanılmaz pirinç ekeceğim. Yani öyle böyle değil. Korkunç bir pirinç stoğu yapmak istiyorum. Şu suşilere e, yapabilmek için. Bütün hepsini ona harcadım. Keşke harcamasaydım. Ben buraya hiç dikkat etmemiştim. İşte sonrasında pişmanlık yaşayabiliyoruz. Neyse. Şimdi e, saat kaç? 12.10. Gidelim bir demirciye. Demirci. Bugün kapalı. Kötü. Kötü kötü bugün herhalde yılbaşı olduğu için kapatmışlar kepengi indirmişler o zaman elimizdeki sandıklarla eve geri döneceğiz onları teslim edelim. tekrar sandığa koyalım sandıkta e, bir gün daha tutalım hatta bir gün değil belki de iki gün falan tutarız çünkü yarın büyük ihtimalle ilk barın ilk gün olduğu için direkt ben koşa koşa pazara şeyine gideceğim oradan tohumları alacağım eee Bugün akşama kadar bir şey farmi yapayım diyorum gümüş yosun. Çünkü biliyorsunuz ki gelişmiş gübreleri de onlardan yapmam gerekiyor. İlk başta ekeceğim gübre, gübreleri tabii ki şeyle yaparım. Normal gübre makineleriyle yaparım. Fazla harcamak da istemiyorum o şeyi. Daha sonrasında gümüş yosun çok ihtiyacımız olacak. Şimdi sen burada buraya gel aynen. Bu bölüm birazcık farm üzerine olacak gibi geliyor bana ya. Aynen. Yani şu anda yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Hala daha sınırlı. Pek fazla bir şey biriktiremedim. Sadece para biriktirdim. Bu parayla birlikte ilk barda mükemmel bir giriş yaparız diye düşündüm. Bu birinci gün böyle olacak. Akşam belki farklı bir etkinlikler olur. Yılbaşına özel. Onları e, yaparız. Oyunları varsa oynarız. Yarışmalara gireriz yani. Bilmiyorum. E, bu kış festivalinde farklı farklı yarışmalar vardı. Onlara falan girdim. Tatlı eğlenceli bazıları. Bazıları da tam kanserdi. Yapamadım. Zaten fragman da sanırım göstermiştim. Göstermemiş de olabilirim. Emin değilim. Neyse. Ben söyleyeyim yani. Kanserdi. Çok bazıları hiç zorlamadı. Tamamen kolay. Yani direkt birinci oldum. birinci olunca da şöyle bir şey var. İkinci, üçüncü, dördüncü ödülleri de alabiliyorsun. Çok iyi, çok güzel bir şey bu. Bir anda yarışmadan 1100-1200 altın falan almıştım oldu yani. Garip ya. güzel de. bazıları da bayağı zorlu. Uğraşıyorsun uğraşıyorsun ama hiçbir türlü bir şey kazanamıyorsun. Tam tersine sonuncu oluyorsun. Benim ama asıl hedefim bu e, önümüzdeki yarışmada. Şey var ya Ekim yarışması mıydı tam hatırlamıyorum. Ona benzer bir şeydi bir isimde. O yarışmaya girdiğimiz zaman e, birinci olmak için bayağı e, can atıyorum. Onun için şimdiden düşünüyorum nasıl bir yolda ilerlesem diye. Şurada bir şey var. Dur onu ben bir alayım. Hop aldım. Sekiz kollu deniz yıldızıymış. Yok. Bizim aradığımız değil. Bir tane deniz yıldızı arıyoruz da türünü tam e, şey yapmıyorum hatırlamıyorum. Normal deniz yıldızıydı galiba. Görsem tanırım. Eminim bundan da. E, Şu da var. Şurada de deneyelim. Hop aldım seni de. Yok bu da değil. Burada bir şey var mı? Emin olamadım. Yokmuş. Sen buradan ileriye doğru gidebilirsin aynen. Buraya kadar gümüş zaten her yer. Ana hikaye görevini hala daha araştırmadım. Tam bilmiyorum hangisi olduğunu emin değilim. Şu anda zaten oraya para vermeyi düşünmüyorum pek fazla. İlk önce bir tarlalara öncelik veriyorum. Tarlaları toparlarsam hiç olmazsa mutlaka gelir kapısı açılacak bana. Çok büyük bir gelir kapısı açılacak hatta. Ve ekstra olarak şu e, denizin altındaki topladığım e, işte istiridiyeler falan bana ekstra ekstra kazanç sağlayacak. Ve bu kazançta da doğal olarak e, yani tahminim benim günlük kazancım tarımlarla Birlikte 10 bulacak diye düşünüyorum yorumluyorum bilmiyorum önümüzdeki bölümlerde zaten siz de görmüş olursunuz. Şimdilik koyduğum hedef bu günlük kazanç 10.000 bin. İlerleyen zamanlarda belki bu katlanarak artabilir. İşte ne bileyim 30 bin 40 bin 50 bin. Tabii ki bunun için işte ürünlerimizin kalitesi olsun. İşte ne bileyim ee, hayvansal ürünlerimizin. Kalitesini arttırmak, işte bir şeyleri üretim sağlamak. Yani bir şeyi ne kadar fazla işlersek, o kadar fazla oradan kazanç sağlayabiliriz. Birçok Birçok oyunda zaten böyledir bence. İşlem görmüş ürünler, ham ürünlerden daha fazladır her zaman. Bu normal hayatta da böyledir, oyunda da böyledir. O yüzden. Temel mantıklardan bir tanesi kesinlikle e, bunu aklınızın bir köşesine yazın. Ne olursa olsun ham ürünler işlenmiş ürünlerden, ürünlere göre daha az kazanç sağlar. Şu ahşapı atalım. Buna gerek yok. Kompost, taş da gitsin. Taşımız fazla fazla var. Ve akşam oldu. E, şöyle bir bakayım. Göremiyorum. Burada yılbaşında burada bir eğlence oluyor mu acaba? Hatta şöyle bir çıkalım buradan. Biraz erken çıkacağız. Çünkü şu gerçekten festivali mi? merak ediyorum. Nerede? Saat kaçta başlıyor? Hiçbir türlü bir bilgi vermediler. Bugün festival var dediler sadece. Ben Şuradan hemen bir bakayım. Nerede bir kalabalık var? Nerede bir toplanma var? Burası mı? Buraya bayağı kişi toplanmış çünkü. İnsanlar burada toplandığına göre festival burada olabilir mi? Ben buraya bir uğrayacağım. Ama ilk önce bir eve uğramam lazım. Şunları bir turşuya çevirsek mi? önce bir dakika. Onu turşuya çevirmeden önce buraya uğrayacağım. Bundan sonraki taktiğim bu olacak. Ee, topladığım herhangi ürünlerde direkt hızlı seyahatte eve gitmemek yerine buraya geleceğim. Hepsine tek tek bakacağım. Zaten burada bir ünlem yanıyor. Ünlem var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Tamam. Burada bir ünlem çıktığı zaman kontrol edeceğim. Baktığım zaman orada ha bu gerekliymiş. Bunu teslim edebilirim deyip onları teslim edeceğim. Şimdi bunları bir turşu olması için teslim edelim buraya. Oldu burası. Şurayı da dolduralım. Oh, oh. Tamam. Güzel. Burada ekstradan istiridyelerimiz de varmış. 8 kollu deniz yıldızı olsun. seksi karidesi olsun. Bunların hepsine biz bir satalım burada. Gerek yok. Şunu da satabiliriz. Çöpümüz hepimiz var. Onları da bir sandığa koyalım. Ivır zıvırlardan kurtulalım. Yani e, kraftta da şöyle bir şey. Hurda metallere fazla yapmıyorum. 200 mü 300 mü öyle bir şey vardı. Tam bakmadım. Üstün körü gördüm de. 200-300 bir şey olması lazım. Fazla yapmadım yapmamamın sebebi de şu. E, zaten fazlasıyla elimde mevcut. Yani istersem zaten çöplerle hemen dönüştürebilirim. Aşağı şeyde zaten denizin altında falan yaparken çok fazla fazla Yapıyoruz. Burası mı eğlence yeri? Bir bakalım. Emin olamadım. Her girdiğimiz yerde farklı bir hikaye dönüyor. Evet. bunun yılbaşı yeri için burayı mı ee... geçtiler onu öğrenmeye çalışıyorum da. Bir de şöyle bir şey var. Bunları satın aldıktan sonra acaba öğrenebiliyor muyuz? Ona ben, benim merakımla olan bir şey. Bir yandan şey yapıyorum, bakarken böyle konuşamıyorum da bu elma şarabı bu arada galiba şey istiyordu, sunak istiyordu 3375 çok pahalı, ben kendim yaparım daha iyi, ilerleyen zamanlarda o kadar acelesi yok ya. Anladım. Hı. Anladım. Yani herkese konuşup sohbet etmeye çalışıyorum da Belki bir ara. Hmm. Buralarda pek bir şey yok ya. Ya yani burada 17 kişi varmış galiba ama yani yılbaşı e, e, yeni yıl hayatı buradaymış. 19 ile 22 arası. Tamam gidebilirim oraya şu anda. Yukarıdaymış. Ben görmemişim. Pardon. Özür diliyorum. Hemen yetişelim. 21 oldu saat. Dur hemen bakalım. Buradaydı değil mi? Buraya yakın bir yerde ışınlanabiliyor muyuz? Işınlanabiliyoruz. Galiba. Dur ışınlanalım şuraya hemen. Belki oradan yakın bir yer vardır. Hemen bakalım. Buradayız. Aynen. Buraya direkt şu aradan, ara sokaktan gideriz. Geçuraça 22'ye kadar vaktimiz var. Yılbaşı eğlencesini kaçırmayalım. Şurada tepede yılbaşı eğlencemizi başlatıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Wow. Hemen broşüre bakalım. Ee, 1, 2, 3, 4. Sanırım çekiliş falan dönüyor. Çarkı, felek, topu düşürmeyin. Yeni yıl festivali standı. Stand burası. Dur. Ben neredeyim ki? Oo. Buradan yukarı doğru çıkılıyor. Anladım. Burada yemek falan yeniliyor. Burada çekiliş yapıyor. Çarkı döndürebiliyoruz. Çarkı en son döndürürüm. Dur. Şeye bakayım. Topu düşürmeyin dediği şey 3 numara yukarıda gösteriyor. Ana faaliyet gizli hediye. Anladım. Yine bir fast vice. Standı. Stand da şu topu düşürmeyine bir bakalım mı? Ha bu. Mu. Mini oyun. Bir eğitime girelim. Bakalım nasıl bir şey mi? <laughs> Görelim ya. Ah Ah düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. Düşürdük. Anladım. Farklı bir oyunmuş ama dur bunun eğitimini neyse başlatalım ya. Bir eğitime daha girmek istiyordum ama evet bir turnuva var. Heyecan <laughs> <A> <laughs> yaptım bak şimdi. Bunu yaparız. Şöyle yapacağım. Aynen topu buraya atacağım. Hadi bakalım. Buraya git. Bir kazandık. Ne kazandı? Hadi bakalım. Evet. Ben kazandım. Güzel. Birinci turu atladık. Ne eledik? Benle karşılaşacağız. Devam et diyorum. Biraz daha zorlu olacak gibi geliyor bana. Birkaç tane atacaklar. Hepsi bana oynayacak. Gibi. Oo, baya baya yakınlaştı. Al bakalım. Ha, diğer tarafa atacaksın değil mi? At bakalım. Çok güzel. anda. Ah be atamadım. Ah be kazanamadık. Kazandı. Adam çok güzel taktik yaptı. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu kaybettik. <laughs> Izgara balık. E, çeşitli ızgara tabağı. Sake falan veriyor. Şarap veriyor. 1440. Diğeri 3000'di bu arada. Barda. 3000 küsür attı tam hatırlamıyorum fiyatını da. Sake, pizza, platay, meyveli tart, çeşitli ızgara, ızgara balık. Neyse. Tamam. Daha fazla uğraşmayalım. Hiçbirini almayacağım çünkü. Şu anda para biriktiriyoruz. Çarkı bir döndürelim mi? Bakalım ne verecek bize. Güzel bir şey verirsin bakayım. Yeni yıla güzel bir şekilde başlayalım mı? Bir demet çiçek. and Olur. Olur. Başka döndürebiliyor muyum? Döndüremiyor muyum? Döndürebiliyorum galiba. Kaç hakkım var ki? Ha bir hakkım kaldı. Ah be pembe elmas. 10 bin altın gelseydi mesela çok tatlı olurdu. Başka? Aa başka yapabiliyorum. Bir tane daha yapabiliyorum. 10 bin altın ver bari. 30 bin altınla gireyim daha da güzel. Oo başka bir şey dileseymişim keşke. <laughs> güzel. Güzel. Çok güzel. Daha değişti. Heh, zaten tekerleği çevirdin diyor. Tamam burayı bitirdik. Ee, peki şimdi bir numara nerede? Bana bir numarayı göster. Burası. Burada e, etkileşime girelim. Gerçekten aynı etkinliğe başlatmak istiyor musunuz? Evet başlatalım artık bu e, yılbaşımızı da kutlayalım ve yeni bir sezona, yeni bir yıla girmiş olalım. Evet 23.50 e, bugünden itibaren artık e, kış dönemi bitti. Bakayım bir dakika son kez üzerime. Tam pembe elmas falan var. Onları şey yaparız. Tamam. Girelim içeriye. Yatalım yatağımıza. Bir sonraki güne hemen uyanalım. Ve uyanır uyanmaz zaten. E, bakalım burada. Evet son gün. İlkbahara giriş yapıyoruz. İniyazı ziyafetine katılmaktan bir ödül aldık. Liyakat puanı. E, çiftçilik seviyemiz artmış. Bir beceri puanı gelmiş. Dokuma tezgahı gelmiş. Bu yünler için sanırım. Artık yünleri de işleme sokabileceğiz. E, gördüğünüz gibi turşulardan bu kadar para kazanabiliyorsunuz. Bu, bu yüzden bence turşu birebir sizi kurtarabilir yani. 3037 40 bin paramız oldu bence. Gerçekten iyi para kastık. Zaten yılbaşı eğlencesinde de 10 bin aldık. Her bir turda 10 bin alsaydık düşünemiyorum. Herhalde 60-70 bin olurdu. Neyse sonraki gün diyelim. Sonraki gün. Heh. Ve bahara girdik. Aynen. Bakayım kiraz çiçeği festivali var. İleride de ağaç dikme festivali var. Ağaç dikme festivalini kaçırmak istemiyorum. Görev var çünkü. Hmm, kiraz çiçeği festivali. Bu arada şu kafamdakini çıkartacağım ya. Gerçekten çok inançmış. Böyle doğal bir şekilde dolaşmak hoşuma gidiyor. Bakalım. Bu arada çay yapraklarımız ne oldu onu da merak ediyorum. Bunu buraya koyacağım. Diğer kullanamadığımız ve elimizde kalan materyallerin yanına. Bunları bir alalım. Hazır bunlar olmuş. Şunları da al saat 9'a kadar en azından e, pazar yeri açılana kadar şunların satışını şeyini e, toplayalım. Tarlamızı kontrol edelim. İneğimize, şeyimize bakalım. Çürüdünüz mü? Ne olur çürümeyim ya. Birazcık daha kalsaydınız ya. Evet çürümüşler maalesef. Görüyorsunuz çay yaprakların hepsi yalan oldu. Seni de alalım. Seni de alalım. Parlamızda birazcık taşta. Aa dur pardon yanlış oldu taşlar falan gelmiş. Hiç bak burada da var. Biz bu taşlarla uğraşacağız mı gerçekten? Bakayım tarlanın geneline ne kadar bir taş problemimiz var? En fazla yok. Şurada bir var. Onu da kırarız. O da sıkıntı değil. Daha sonrasında zaten ee, tarım yapacağımız için her yeri düzeltiriz. Hemen gidelim. Direkt tavuğumuzu halledelim. Orada vay be. Biriktirmiş yani baya. Bu olmuş. Bu arada bilgisayarımızı da yapabiliriz aslında. Bunları alalım. Bir şeyi unuttuk. Samanı unuttuk. Bilerek 7 alıyorum. Her seferinde 7 alıyorum. Ki 7 de yetiyor. Mutlaka bir tanesinden bir tanesinde fazladan Kalıyor iki tane kalmış bunda mesela kurtardık biraz zirst alıyor gibi gözüksem de ben artık eminim ah dur yanlış oldu. fazla da saman kalıyor ah sen değil ben de değil şunu alacağım al şunu al sevmeyi bırak da al kızmaya başladı artık evet ben de kızmaya başladım artık bu kadar sevilmez tamam seviyoruz biz de ama <laughs> rahatsız olurlar. Evet, koyunlarımız olmuş. Bunları bir koyalım. Evet. doyamıyoruz yine. Dur, samanı yerleştir. Buraya da samanı yerleştir. Çok güzel. Şimdi şunu bir kırp bakayım. Şunu da sev. Arkasından bir kırp. Sizleri zaten ee, dur o değil o değil o değil. Sen. Evet sen. İni, ini göremiyorum. Çok ilginç. Neyse şunu sevelim. Bunu da alalım. Beni de sevelim sütünü alalım. Yok iyi. Şimdi. Yine alalım. Var mı elimde? Yok. Tamam. Bunları bir şuraya bırak. Bunları koy. Ee, bundan 6 tane al. Birbirisi 6 tane olsun. Bu sütten 3 yok. 3 tane al. 3 tane olsun. Bunlarla peynir yapacaksın. Diğer taraftan da mayonezleri yapalım, hazırlayalım. Çok güzel. Saat 9.30 olmuş bu arada. Şunları da satışını yapalım. Hemen gidelim ee, pazara. Tohumları alacağız. Bugün çok fazla tohum ekeceğiz. O yüzden bilmiyorum yetişebilir mi. Bir sonraki güne de sarkabilir. Şu elmasları biriktiriyorum gördüğünüz gibi. Burada bunları niye Aa, şeye teslim edeceğiz diye buraya köşe koymuşum doğru. Bunları alıp turşu yapabiliriz aslında. Her birine bir tane koysam yeterli ya. Hızlı bir şekilde turşuya dönüşsün. Bu arada elimde sütü unutmuşum burada. Şu sütü hemen götüreyim koyayım. Hemen pazara da gitmem gerekiyor. Saat 10 oldu. nakittir. Şehre gidelim hemen hızlı bir şekilde. Çeşmeden su içebiliyor muyuz acaba? Bak çeşmeyi gördüm şimdi de. Ne olur açık ol. Ne olur 9'da açmış ol. Evet çok güzel. Hemen bakıyorum. Mağazadan ee, çok fazla şey toplayacağız. Evet Papatya, soya fasulyesi, şalgam, marul. En pahalılarına gideceğim ilk başta. En pahalılardan ilerleyeceğim. Çilek tohumları var. Çilek tohumlarını bayağı alacağım. Para zaten suyunu çekecek. 55 tane aldım. Korkunç bir rakam. Hepsini yerleştirmek bayağı problem olacak. Karnabahar tohumları var. Onları da bir 30 yapacağım. Aynen. Hepsinden 30'ar tane yapayım ya. 32, 35 olsun. Sen de 35 ol o zaman. Ah 36 oldu. Bir tane tutturamıyorum. Neyse. Ee, turp aldık. Pazı tohumu. Bu arada kaliteli bir şekilde toplayacağız tohumları. Ee, para suyunu çekmiyor. Bildiğin yok ediyor. Öyle bir şey de var. Şeker tohumu 8 tane vardı. Ee, yaklaşık kaç tane yapmam gerekiyor? Ee, 27 tane almam gerekiyor. Aynen 27 tane yeterli. Bu galiba e, 4 kare yerleştirmem gereken bir tohummuş kendisi. Bezerli tohumlarından da bir 35 yapalım. 36 oldu bu da. 36'da bir şey var ben anlamadım. Havuç tohumları onlardan alalım bol bol. Evet bu da 36 oldu. İstemeden oldu. Mümkün olduğunca özen göstermeye çalıştım ama 36 sabitledi. Yapacak bir şey yok. Hadi bu da 36 olsun. Bunu bilerek yaptım. Haşhaş tohumlarından da aldık. Patates sonları alalım. Çok fazla aldım ya. Çok fazla. Of bu 40 oldu. Neyse. Olur. Salatalık tohumları. Bunlardan da alıyoruz. Korkunç bir tarla olacak. 36. Bu da oldu. Ee, şakayık tohumları. Bunlardan da alalım. Bu 39 oldu. 40 yap bari. Ee, onun dışında Marul. Hmm. 36 oldu. Çalgam. Bu arada bunlara biz yetmeyecek. <laughs> yetmeyecek. 38 yapalım bari kafamıza göre tohumları böyle diziyoruz ama umarım arlanım alanımız yeter ki ben bunları nasıl dikeceğim hala onu düşünüyorum hani bunu büyük ihtimalle video dışında da yapmaya devam edeceğim papatyaları da alalım fazla fazla ektik bunlardan bir de çift mahsul verirse düşünün ki nasıl bir şey ortaya çıkacak ee, ben düşünemiyorum ya bu arada şunları da 36'ya çekelim çiftler çiftler olsun. 55 yapmıştık mesela. Bir tane bundan alalım. Ee, Turptan 35 yapmışız bundan bir tane bundan bir tane 36'ya tamamlayalım. 27, 8 daha eklediğimiz zaman 35 mi yapıyor? 35 yapıyordu. 28 yapalım. Aynen 36 oldu şimdi. 36, 36, 36, 40 oldu bu kazayla olduk. 36, 40 bu da kazayla oldu. 36, 38 bu da kazayla olmuştu e, ee, 36 36 36 olarak sabitledik 56 bu niye bu kadar fazla aldın diye soracak olursanız bu çünkü bundan su yapabiliyormuşuz yani çilek suyu yapabiliyoruz ha bunlardan da unutmadan bunlardan da alabilirim ee, bundan iki iki tane bundan alalım erik iki tane bundan alalım muz iki tane hatta dört tane bundan alalım bütün para bitirdik neredeyse 40 bin harcadık şuraya. Yani 40 binimiz vardı 6000 bin kaldı. Korkunç bir yatırım. Korkunç bir yatırım. Yani bilmiyorum e, böyle yatırım var mıydı? Var mıdır şey falan. Bilmiyorum ama hepsini e, bir güne sığdıramazsam olmadı şöyle bir taktik yapacağım. Günleri zaten uzatıp kısaltabiliyoruz biliyorsunuz ki. E, bugün yetmezse yarını e, bölüm arasında yani uzatırım. Of çok çok fazla. Aynı. Oha. Yani bakıyorum ama Gözümde büyüyor. Yok yani. Ayıva. Bizde ne enerji kalacak, ne gün kalacak. Yani burada e, bu saatten sonra farm yaparız, bol bol farm yapacağız belli ki. En azından bir kısmını görmüş olursunuz. Yani nasıl bir uğraş içerisine giriyorum, bunu görürsünüz. E, büyük ihtimalle bir sonraki bölümde de mutlaka ben bir e, farma devam edeceğim. Bir kısmı oluşacak falan böyle. Çiçeklere ekerim ilk başta. Çiçekler çünkü e, şey. Tek seferlik kullanabileceğimiz ürünler olduğu için. Onları e, hemen ekip bir an önce yetişmesi lazım. Aradan çıksın. Ben onları sandığa koyarım. Eğer bir ihtiyacım olursa, bir göreve ihtiyaç olursa, bir şeye ihtiyaç olursa oradan kullanırım. Çiçekleri satmayı düşünmüyorum. Bir daha çiçek almamak için satmayı düşünmüyorum. Ee, onlar bilmiyorum bir şeye lazım olur mu, oluyor mu? Bu doğa müzesine lazım olur mu? Bakacağız göreceğiz. Ne diyeyim? fazla var ya çok fazla var ya Dostlar minik bir mola verdik. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dediğim gibi çok problemli, uzun bir süreç olacak ve sulama da yapma sulama e, şeyi de yapmam gerekiyor sanırım ya. Bu yetmeyecek bize. Çok büyük yatırım. Bilmiyorum. İhbarın acısını, daha doğrusu kışın acısını ihbardan çıkaracağım. Çok baş gözlük mü yaptım diye düşünüyorum şu an biraz yol olacağız, biraz uğraştıracak bizi ama olsun. Sonuçta e, geri dönüşü kesinlikle çok çok güzel, çok çok iyi olacak bize. Madem bu kadar tarlamızı büyüttük, genişlettik, e, korkuluklarımızı dizdik, sulama kanallarımızı dizdik e, ve bu kadar para biriktirdik, bari e, hakkıyla yapalım, değil mi? Şunu bir Alır mısın ha? Çok güzel. Şöyle. Yani bir seferlik uğraşacağız en azından. Bir seferlik uğraşacağımız için hiç problem yok. Daha sonrasında yani tarlayı mümkün olduğunca doldurabildiğim kadar dolduracağım. Ama iyi oldu bir yandan. Yani hedeflediğim 20 bin altın falan da hani hazırlığım ona göre olsun işte ona göre tarlamı e, doldururum diyordum. 40 bin altında bu işe girmiş olduk. Çok güzel çok lezzetli oldu yıl başında e, 30 bin biz yaptık kendi emeğimizle uğraşarak yaptık. 10 bin de yılbaşı etkinliğinden geldi. Daha fazla gelseydi bilgisayar falan da aynı şeyde hallederdim, aradan çıkartırdım onu da sıkıntı yok bu e, tarla büyüyene kadar biz de zaten e, farm falan yapacağız biriktirmeye çalışacağız madene gideceğiz dalış yapacağız içeriden e, işte istiridye istiridiye falan çıkartıp onları turşu haline getireceğiz işte ineklerimizle uğraşacağız böylece ne verimli bir şekilde günlerimizi geçireceğiz diye düşünüyorum. Orada bu, bu bu kadar aşağıya kadar inmişken Saatte 5 akşam oluyor. Yavaştan tohumları ekmeye başlayalım. Gübrelemeleri falan var daha. Onların süreçleri de var. O yüzden hiç daha beklemeyelim. Şimdi çiçekleri alıyoruz. Bu arada bu korkuluk ee, bir saniye. Şunu bir. Aynen buraya kadar kaplıyor. Tamam güzel. Buraları bir güzel dizelim. Bu arada sulamaları da yapmamız gerekiyor hemen. Hız, ah be yanlış yere şey yaptım. Neyse dur. Ee, böyle dizdik. Böyle. 4, 3, 2, 1, 0. Şuraları dolduralım o zaman. Tamam. Şimdi. E... Ah, şimdi. Dur. Bunları bir sulayayım. bana. Daha gübreleyeceğiz. Yorulgun hissetmeye başlıyorsun. Öyle bir lüksüm yok benim. <laughs> Öyle bir lüksüm yok. Kurumuş böceklerimizi yemeye devam edeceğiz. Bu böcek derdinden de kurtulacağız bir gün. <laughs> Bundan eminim. Ama şimdilik artık enerjimizi hazır. Mümkün olduğunca iyi bir şekilde arttırdığı için. Bunları da Hatta şu ağaçları ekelim ya. Aynen o ağaçları ekelim. Önceki ağaçlar buradaydı. Aynı yere ekiyorum ki gübreli zaten. Aa, neyse heh, tamam. Çok iyi. Şuraya şu ağacı, şuraya da şu ağacı ekelim. Buraya aynı şekilde bir üretim yerinden. Bu arada dokuma tezgahında bunu istiyormuş. Altın külçe yaparız. Altın çevremiz vardı. Dur nerede bizim ee, gübrelerimiz? Şuradan yapabildiğin kadar gübre yap diyelim. Bakalım kaç tane çıkacak. Bayağı çıkması gerekiyor. 203 tane. Şimdilik yeter mi? İdare eder belki. Şunları şöyle. Gübreli bunlar zaten. Tamam. Şurayı bir gübreleyelim unutmadan. 19-20 saat. Ee, şöyle. Eke eke gidelim. Hatta bir sonraki videomuzda full e, tarla görevi olabilir. Buradan devam ederiz sonraki videoda. Şimdi e, bu suyu buraya dökelim. Buradaki eksiklikleri de kapatırız. Aynı şekilde. Şimdi bunu da lahana değil mi bu? Ne bu? Marul pardon. Marulmuş. Marul da buraya mı eksik? Aa muz ağacımız var. Dur mu muz ağacımızı da koyalım da şuraya. Şöyle koysa karşısına koyamayız. Evet. Böyle bir kötü yanımız var. Şuraya eksik. Böyle bir. Böyle iki. Hmm. İki. Üç. Dört. Niye böyle yaptın dersen aralarına da. Şey koyarız, e, meyve falan koyarız, Bak, minik meyveler ile doldururuz burayı. O problem değil. Evet, şimdi bulamayı yapalım ki... Bunun üzerine atlayamıyor musun gerçekten? korktum Dedim ki zıplayamıyor mu üstünden? Kaldık burada. Vakit harcatmamaya çalışıyorum. Bugün ekebildiğimi ekeceğim ki uzun sürenler var. Mesela çileği hiç ekmedim daha. Bu çileği ekmek istiyorum. Şuralara bir ekelim mi? Ekelim bence. Minikten. Bunları yetiştirelim. Ne kadar erken olursa bize geri dönüşü o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar erken olur. Şuraları komple Şiletle kaplayalım. Sade de bakamıyorum. Bir yandan sade bakmaya çalışıyorum ama pek başarılı olamıyorum. Hızlı hızlı yapmaktan. Dur. Hah. Da hemen gübresini verelim. Ama çileklerimizi de ektik. Ee, onun dışında hemen şunları da ekelim. Biraz rastgele oluyor ama yani inanın şu anda düzen konusunda bir şey yapamam. Niye yapamam diyorum? Çünkü çok fazla tohum aldık ve bu tohumları bir an önce ekip ee, yerli yerine. Bayamadan hasat etmeye çalışacağım. Şu suları dahil etmem gerekiyor. Fazla geç oldu, fazla geç oldu. Sula, 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 sula. Aman aman, aman aman, aman aman. Sakın, dur, dur. Bana enerji lazım. Şu an değil, şu an değil, şu an değil. bizim var ya çok fazla işimiz var. Çok fazla işimiz var. Ama o kadar gözümde korkuttuğum kadar fazla şey değilmiş. Yani büyüttüm evet tarlayı aşağılara kadar çektim falan ama yani o kadar tohum aldım. Yani nasıl? Şu kadarcık yere 3 yer 3 şey kapladı bile. Ağaçlar falan da tamam. Tamam bu 4'e 4, 4'e 4, 4. Hepsi sulanmış bir vaziyette şu anda. Güzel. Yatalım. Yapacak bir şey yok. Şunları da alalım. Yatmadan önce turşuları. Elimizde çok fazla tohum var hala da. Onları da vereceğiz. Şu taşı da merak ediyorum ne kadara gidiyor. Onu da öğrenelim bu bahaneyle. Bu bire gidiyormuş. Tamam. Başka bir şey satmayacağım. Bu kadar satış yeter. E, bu saatten sonra zaten paramızı e, bilgisayar için biriktireceğiz. 15 bin altın istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten e, barın ilk günü. İkinci gününe geçtiğimiz zaman ikinci günü halledebileceğimizi düşünüyorum. İkinci günü ya da üçüncü günü yavaş yavaş düzenleyeceğiz. Bugün yatalım. Evet. 1680 tarımdan gelmiş. 1380 çiftçilikten gelmiş. Diğerlerinden de bir gelmiş. <laughs> tamam ya problem değil. Güzel. 3061 altın oldu. 9381 altınımız oldu totalde. 840'da. Saygı mı desem, ne desem bilemedim, hatırlamadım ee, onu ismini söylemiştim galiba da unuttum. Neyse, bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. View. You should go feathers and see the.